Arkadaşlar merhaba, Teknoyaşam'a hoş geldiniz. Bugün sizlere 4070 ekran kartıyla toplayabildiğim en hesaplı sistemi göstereceğim. Bu toplama sistem 2K performansında, daha yukarı bir 4K performansına toplamak isterdim ama herkes maalesef 4K kullanamıyor. Ama 2K performansında en azından 4070'leri darboğazsız çalıştırabilecek bir sistem topladım. Build'i aşağı çekebildiğim kadar çektim. Daha da aşağı çekerdim ama bu sefer performans kaybolurdu. Ben her zaman biliyorsunuz fiyat performans olacak şekilde sistemlerimi topluyorum. Elimden geldiğince de sizler için en düşük fiyata çekmeye çalıştım. Bayağı hesaplı fiyata denk geldi aslında. Piyasadan araştırdığınız zaman böyle bir kere de bulamayacağınız bir ekran kartı var. Çok da hesaplı bir fiyata denk geliyor. Sistemin işlemcisi için bir sıvı soğutucu da kullandım. Yani her anlamda performansı düşünerek sistemi topladım. Bakalım sistemi beğenecek misiniz? Düşüncelerinizi yorum olarak atın dostlar. İyi seyirler. Her zaman olduğu gibi kasa kısmından başlayalım. Trendyol.com'da satılan GameForce X-Machine 4x120mm Rainbow fanlı oyuncu kasası arkadaşlar. Daha önce 10.000 kez kullandık biliyorsunuz. 1000 TL'ye satılıyor. Son 6 ürün kalmış. Tamamı mesh panel. 240 radyatör desteği var. Zaten 240 radyatör aldık arkadaşlar. Cam panelli bir su bölmesi alt tarafta olan, sadece fanları RGB değil Rainbow arkadaşlar. Onun dışında 370mm GPU desteği sağlıyor. Yani 3 fanlı ekran kartlarını bile rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Garantili 0 kutulu ürün arkadaşlar. 1000 TL kasamızın ücreti. Güç kaynağı kısmında Deepcool'un PK750D modelini tercih ettim. 750 watt 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı. 1343 TL arkadaşlar. Bu ürünü neden tercih ettim? Yabancı sitelerde genelde 650 watt 80 gold, 700 watt 80 bronz tarzı ürünler önerilmiş ama ben işimi garantiye almak ve daha yüksek performans alabilmek için 750 watt 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı tercih ettim. Fiyatı 1343 TL. Normalde bu ürünün fiyatı 1500-1600 TL civarında. 80 plus fiyatına satılan bir 80 bronz sertifikalı 750 watt arkadaşlar. Bu ürünü kaçırmanızı istemem. Anakart kısmına GB'ten aşağı 600 RAM H anakartını kullandım. DDR4 3200 RAM desteği olan 1700 soket bir anakart. Anakart birazcık zayıf görünebilir ama zaten sistemi fiyat performans olarak topladığım için eldeki en iyi parçayı, en iyi fiyat performans anakartı kullanmak istedim. Tabii ki anakart tercihi size kalmış. Ben sistemi en optimize olacak şekilde topladım. Bir anakartın üstüne 500 TL daha katılarak VRAM yapısı daha güçlü bir anakart, GB'ın B660 RAM gaming anakartlarda tercih edilebilir. Alabileceğim en hesaplı, en iyi anakart tercih ettim. Ondan dolayı bu anakartı kullandım. 1792 TL fiyatı var, 0 garantili kutulu ürün. İşlemci kısmına gelirsek Intel Core i5 13500 kullandım arkadaşlar. 25 MB ön bellek, 14 çekirdek, 20 threadlik bir canavar. 6 performans, 8 efektif çekirdeğe sahip. DDR5 5600, DDR4 3200 desteği olan mükemmel bir işlemci. 5454 TL fiyatı var. Kutulu fanlı bir işlemci arkadaşlar. Çarpan kilidi açık olmayan bir işlemci. 13600'ler gibi 14 çekirdeği var ama çarpan kilidi kapalı. Zaten daha düşük bir işlemci tercih edemezdim. 2K'da kesinlikle darboğaz yerdi. Bu işlemci bu sistemde çok minimalize bir performans vermez. Kesinlikle yüksek performans verir. 2K'da 13600 veya 13700 KP'lerde tercih edebilirsiniz. Ben en optimize olacak şekilde toplamaya çalıştım arkadaşlar. Fiyatı ona göre ayarladım. Dediğim gibi açıklama yapmadan 4K bir sistemde toplayabilirdim 13400 RF'li ama böyle bir şeyin olması imkansız. Çünkü Teknoyaşam'da her zaman herkesin kullanabileceği düzeyde bir sistem toplanır arkadaşlar. 5454 TL'lik fiyatı kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kutulu fanlı bir işlemci dostlar. Ideal Cooling First Pro modelinde X240 Lite modeli arkadaşlar. Fiyatı 1449 TL. Gelbuna.com'da satılıyor. Normalde ben bu ürünü pazarlama.com'da 1536 TL'ye gösteriyordum. Dediğim gibi fiyatı optimize etmek adına kendi sitesinden kullanmaya karar verdim. Burada 1449 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Site içi alışveriş güvenilir gelmezse farklı ürünleri yine 300-400 TL'ye farklı modelleri alma şansınız her zaman var arkadaşlar. Ben alabileceğim en optimize sıvı soğutucuyu en optimize fiyatı almaya çalıştım arkadaşlar. Bu da buradaydı. %9 indirim fırsatıyla şu an satılıyor. 1449 TL artı 39 TL kargo ücretiyle arkadaşlar. 1700 soket ve 1500 soket işlemcilerle de uyumlu dostlar.
Bütçeyi stabilize etmek adına hepsiburada.com'da satılan MLD M300 500 GB'lık 3300-3300 okuma yazma oranında vaat eden ama hiçbir zaman 2500-2000'i geçemeyen M2 SSD'yi kullandım dostlar. 579 TL fiyatı var. Vaat ettiklerinin dışında aldıkları 500 GB'lık bir M2 SSD için PCIe 0.1 M2 SSD için bence gayet güzel. 579 TL'de fiyat performans ürünü olduğunu zaten kanıtlıyor arkadaşlar. 500 GB almamın sebebi dediğim gibi en optimize şekilde sistemi toplayabilmek ve çalıştırabilmekten kaynaklanıyor. Tabii ki 1 TB, 2 TB modellerde tercih edebilirsiniz. RAM kısmında anakartımız zaten DDR4 RAM olduğu için hepsiburada.com'da satılan TMT Force Vulkan Z Red modeli 16 GB 2x8 Dual Channel 3200 DDR4 CL 16 RAM'leri kullandım. 889 TL fiyatı var. Hem marka iyi hem de iyi bir fiyatı var arkadaşlar. Yani tam bir fiyat performans ürünü. Garantili sıfır ürünler. Bunları kaçırmanızı istemem. Fiyat performansı RAM arıyorsanız ilk bu ürüne bakın dostlar. Hem sistemi 16 GB RAM ile rahat bir şekilde çalıştırabilmek hem de fiyatı aşağı çekmek adına 16 GB RAM kullandım arkadaşlar. Tabii ki 32 GB RAM de tercih edebilirsiniz. Ve ekran kartımız GameGarage.com'da satılan Inno3D'nin RTX 4070 çift RAM 12 GB 192 bit GDDR6X belleğe sahip mükemmel ekran kartı arkadaşlar. 4070 için alınabilecek en iyi fiyat burada dostlar. 14.999 TL. Eğer site üzerinde kendiniz alışveriş olarak aratma yapmazsanız Akakça veya Epe veya Cimri'den çıkmıyorum. Bireysel anlamda gelip kendiniz aratmanız gerekiyor dostlar. Ben zaten sürekli ürün arayan birisi olduğum için geldim buraya baktım ve bu ürünü buldum. Diğer sitelere de baktım ama şu an en hesaplı 4070 burada arkadaşlar. Ekran kartının fiyatı 14.999 TL. Kutulu garantili sıfır ürün. Sistemimde kullandığım parçaları özetlersek 4 fanlı mesh panel bir kasa kullandım. 750 watt 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı kullandım. i5 13500 işlemci kullandım. 14 çekirdek 20 threadlik bir işlemci arkadaşlar. GB'ın H600 RAM'ı anakartını kullandım. ID Cooling'in 240 mm sıvı soğutucusunu kullandım. 2x8 GB TMT Force RAM'ler kullandım. Bir de MLD'den 500 GB M.2 SSD ile Inno3D'nin 4070 ekran kartı toplamda bana 27.499 TL'ye geldi arkadaşlar. Çekebileceğim en dip fiyat buydu dostlar. Ha, tabii ki en standart, en kalitesiz markaları seçip belki 25.000 TL'ye bile düşünebilirdim ama bu sefer sistemin performansı diplerde olurdu. Ben alınabilecek optimizasyon anlamındaki en dip fiyatı göstermeye çalıştım sizler için. Markalar, siteler hangisi işinize geliyorsa, hangisi sizin tercih ettiğinizse oradan daha farklı fiyatlar vererek sistemi toplayabilirsiniz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben sadece sistemi topluyorum. Alınabilecek en iyi sistemi göstermeye çalışıyorum. Marka tercihi, model tercihi, site tercihi size ait arkadaşlar. 27.499 TL, RTX 4070 ve i5 13500 mükemmel ikili için alabileceğim, verebileceğim en düşük fiyat dostlar. Eğer sistemi beğendiyseniz veya sistemin fiyatını beğendiyseniz videonun altına bulunan like butonuna bastıktan sonra abone ol butonuna basıp zile basıp tümünü seçip bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bir fiyat performans sistem videosunda görüşünceye dek hoşça kalın.